bugün Şef Mehmet Yalçın Kaya'nın okuluna geldik. MYK'ya geldik. Bakalım içeride beni ne sürpriz bekliyor. Vallahi merak ediyorum. İnşallah bildiğim bir yemek yaptırır. Bilmediğim bir yemek yaptıysa boku yedim bilmiyorum. Bakacağız işte şimdi. Haydi gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben abi ne yapıyorsun burada? Malzeme arasında demiştim. Ne yapacağız? Makinede bunlar. Makine. Sen ne yapıyorsun hayırdır? Ne bekliyorsun? Kebapçı makine neden var? Burada kebap yapacağım. Makine bu. Bu ha. Yemeği bundan yapacak. Yemin et. Tabii. Şerefsiz bir böyle anlamadım. Şimdi ben sana anlat. Malzemeler söylüyorum. Suyu makinemiz var. He. Güzel bir sifonumuz var. Sifon. Buna nitrojen takacaksın. Nitrojen ne? Hakikaten ne yok? Bar blenderında sosu blend edeceksin. İzmir'de? Bar blender. Bar blender. He. Bu ha? Suvi makinesi. Suvi. 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 Türkçe bu iyi geçiyor. Evet. Bu güzel bununla sifon yapıp köpük yapacaksın. Suvi makinesi. Blender dedim. Evet. Bu da mondali. Bundan doğrayacağım malzemeleri. Sen ne arıyorsun şimdi anlamadım. Sen istediğin malzemeleri söyle. Zırh bıçak. Zırh? Ne zırhı? Abi biz kebap yapmayacağız. Her gün kebap yapacağım dedi usta. Bu cihazların ben sana özelliklerini anlattım. Şerefsiz ismini unuttum. Şimdi ben senin malzemelerini de açıyorum. Ürün olarak da çok sevdiğim malzemeler var senin. Kanat pilota. Bu cihazı. Bir de ha, aradığım malzeme de geldi. En son da bunu kullanacağız. Bu ne? Somon abi ya. Somon ne ya? Vallahi ben ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum. Bu ne? Somon havyarı. Havyarı mı? He. İşte bu yeniyor mu? Yeniyor, yeniyor. Kaşıkla yiyebiliyorsun. Ben usta. Hadi ya. Malzemeler bunlar. Tamam. Ne yapacağım ben? Yemek yapacağım. Ya sen yapmasın, ben yapamam ki. Sana yağ da veriyorum. Yağımız da var. Tamam, nasıl? Daha yapacağım? İlave malzeme istersen vereceğiz. Ya biz dedik ki şimdi Bedir usta sanat yaradı. Bunlarla alakalı ananas getirdik güzel. Kremamız var. Babacığım. Hadi bana eyvallah. Ben biraz sonra yanına gelirim. Ya abi Bedir Usta diyoruz. Yani Bedir Usta elinden ne çıkacak? Bunu ben hepsini kebap yaparım. Somon balığımız var. Yılan balığımız var bak. Hani baba bir yılan balığı getirdik. Gördün mü yılan balığı? Bu levrek mi bu? Onlar levrek pilota. Onlar da şey fener balığı. Şansım bunlara çok üzülüyorum. Abi sen benim zırhımı verin. Domates verelim. Biber verelim. Baba biz seni mutsuz bırakır mıyız ya? Hayır, tamam. Ok. Bak sen şimdi bunlar geldikçe, malzemeler geldikçe sen sevineceksin. Aa! Tamam. Şimdi bak morali düzeltmeye başladı. Bak bir şey daha var. Bunu görünce de sevin. Oh, bu böyle geldi. Oh, bu böyle geldi. Bunu toz böreği. Toz böreği de geldi. Şey. Tamam şimdi gidebilirsin abiciğim. Ben gidebilirim değil mi abi? İstediğin yere git. Tamam, şimdi bu balıkları biz özellikle seçtik. Yılan balığı dışındaki bütün balıklar kebap. Macun olabiliyor. Tamam. Şundan bir tane yapayım kebap. Bundan bir tane yapayım. Üç tane balıktan üç tane kebap yapayım. Bak, ben diyorum ki şimdi bu bir şey söyleyeyim. Yok. İstediğini yapabilirsin. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musun? Şimdi yemin ediyorum merak ediyorum. Vallahi ben şimdi ama herkesten merak etmiyorum. Senden merak ediyorum. Ben yapamam ki. Balıktan kebap. Şu ana kadar abi, kebap. Yaparım abiciğim. Ben diyorum ki balıktan bir kebap yiyelim. Tamam. Ben de orada bunları hepsi şaka edeyim usta. Vallahi ya burada hakikaten buluyorum. Hiç yüzüme bilmiyor bir adamın denir ortasına bu yani. Baba bunlardan çıkar mı? Nasıl çıkmadı ya var ya. Çok güzel kebap oldu bak yemin ediyorum. Daha önce yaptın mı Bedir Usta? İlk defa yapıyorum. Vallahi mı? Bak yemin ediyorum şu balık. Sen bana bu balıkları önüme get. Eğer hangisinde bal olduğunu biliyorsam şerefsiz. Bak şimdi en macunlu bu. Somonla ne yapayım? Somon yağlı olur. Tamam. Onu ona göre ayarlar. Terbiyeleri yapayım tamam. Ondan da ayrı bir tane ya. Urfa kebap var mı? Ya Urfa diye bir kebap yok kardeşim. Abi niye yok? Ne, bizim yediğimiz ne ya? Bak bir acılık kıyma var bir acılık. Şimdi bak şu balı böldük ya. Evet. Şimdi bunu yarısına acı attık. Tamam. Bu acılı oldu, bu acısı oldu. Bunun ne özelliği var Urfa olması için? Bir özelliği olmaz. Tamam da bizim yediklerimiz de mi bu? Acılı. Yok mu ne bir kebap? Acılı kıyma, acısız kıyma babacığım. Sen şimdi Adana'ya gittiğimizde bizim
Urfa sipariş etsek gelmez mi? Merak etme. Görler mi? Vallahi böyle. Bak yemin ediyorum. Bugün ben aslında Bedri Usta'nın kanalında Bedri Usta'ya merak edilen 3 tane 4 tane çok özel soru soracağım. Sor abi. Bunlardan bir tanesi de şu. İbrahim Tatlıses diyor ki lahmacun diyor sarımsak girmez. Şöyle Gaziantep'te koyuyorlar diyor. Urfa'da biz diyor sarımsak koymayız diyor. Lahmacuna sarımsak girer mi girmez mi? Lahmacuna sarımsak girer abi. İbrahim abinin ellerinden öpüyor, saygılarını sunuyor. Bir kere Antep, tabii o da yıllardır bu işi yapıyor. Bir Antep lahmacunu var, bir de normal lahmacunu var. Herkesin yaptığı bir lahmacun var. Bir de tamam. Antep lahmacunu mesela özel. Antep lahmacunu niye olmuş? Çünkü içinde soğan yok. Bedirse'de lahmacun yaparken soğan da var, sarımsak da var. Adam diyor ki bu lahmacun çok güzel. Nerenin lahmacun diyor. Diyorsun lahmacun da ya. Bu Bedirse lahmacun abi diyor. Soğan da var, sarımsak da var. Gelelim çiğ köfte. Gelelim abicim. Çiğ köfte. Sor babacığım. Çiğ köfte kimin abi? Urfa. Adıyamanlar bizim diyor. Adıyamanlar etsiz çiğ köfteyi sadece, etsiz. Ama etli, orijinal çiğ köfte. Çiğ köfte bir kere çiğ dediği zaman Antep'in abi. Urfa. Evet, çiğ köfte Urfa'nın abi. Ama patatini, mesela tüm Yunanlar da Antep baklavası, patatini aldı, baklava Yunanlar mı? Hayır. De değil. Tamam, onun için patatini Adıyaman aldı, bir Adıyaman değil yani. Çiğ köfte Urfa'nın abi. Şimdi iki tane kebap yapacağız. Evet. Bir tanesini spesyal yapacak Bedri Usta. Bir tane yani yapacağım. Soğan, sarımsak, evet. Terbiyeli diyor ona. Terbiyeli bir tanesini terbiyeli yapacağız. Kuyruk yağı da var bu arada. Terbiyeli balık kebabı yapacağız. Abi biz de kokoreç yaptık yeni kitabımızda balıktan. Of. Kuyruk yağıyla. Hiç kokoreç yemedim hayatımda. Balık kokoreçine bir tane yapacağım söz. Bak burada tabii dediği Bedri Usta diyor ya bu jöle gibi. Gerçekten kuyruk yağı abi inanılmaz. Bu şerbetli işte. Geçen bir tane şey var ya Vedat Bilo var ya vurma. Şey demiş. Kuyruk yağı, kebap demiş, kuyruk yağlı mı, kuyruk yağsız mı anket yapmış. Bir kere öyle bir anket olur mu? Yanlış. Yanlış değil mi abiciğim? Abi bak. Ben de dedim ki, Vedat Milor eğer Adana kebabına, kıyma kebabına kuyruk yağlı, kuyruk sizi anket yaptırıyorsa o da kebaptan anlamıyor demektir. Bir kere onun yarışı olur. Ya şöyle bir durum var. Anket olmaz. Yani anketi kesinlikle olmaz. Evet. Çünkü sebebi şu, kebaptan yağı çekersek ne yeriz biliyor musun? Ne? Sert, sade, hiçbir şeye benzemeyen. Yok, bende var. Diyet kebap diye bir menüde var. 32 senede dükkanım ama lezzet durur. 32 senede dükkanım var. Menüde de light kebap diye yazar. Kuyruk yağı yok sadece. Domuz etlerini yapıyoruz. 32 senede bir tane satmamışım ya. Hadi buyurun. Satamazsın. Çünkü abi kim yiyecek abi? Şimdi bazı yemekleri diyet yapıyorsak yemeyeceğiz. Ya ben şuna karşıyım. Evet. Mesela şimdi yağsız pirzola var. Yağsız pirzola olmaz. Yani eğer pirzolanın kenarında şöyle bir yağı yoksa evet. Bence o pirzola yenmez. He, diyet yapıyorsak yemeyelim mi? Yiyelim. Ama %100 bir lezzet bekleme şansımız sıfır. Mesela bize diyorlar ki işte antrikotun ortasında yağ olmasın. Ben mesela hayatım boyu sade lahmacunda kebapçı değil. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Kasaba gidip bana yağsız kıyma ver dendiği an böyle diyelim kasap dükkanına gidiyoruz ya böyle evet, kişi. Evet. Ben burada bir şey alırken bir tane misafir daha geliyor. Tamam. Diyor ki bana diyor yağsız diyor kıyma ver. Ben diyorum ki olur. Ne yapacaksınız diyorum. Evet. Dolma yapacağım diyor. Size yemin ediyorum. Anlat da öğrensen öyle. Size yemin ediyorum. Eğer kuru dolması, taze dolması vesaire şey. Eğer bir dolmayı yağsız bir kıymayla yaptığınızda emin olun yiyeceğiniz şey yeşil bir biberdir. Ben doktor değilim. Yani ya tüketin tüketmeyin ben onu diyemem ama tamam. Doğru mu? Doğru. Bir şef olarak şunu samimiyetimle söylerim ki selam olabilir. Kıymayı veya eti yağsız tükettiğinizde sadece protein alırsınız. Ben bir lezzet olduğuna inanmıyorum. Vay yavrum vay 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 vay. Zırha bak be. Bu şey değil mi? Soslu balık. Ne? Terbiyeli balık. Yok abi bu terbiyeli. Beyti oluyor ya adına. Tamam. Bu da balığın terbiyelisi. Tamam şimdi malzemeleri söylüyoruz. Bedri Usta böyle şey sevmez. Sarımsak, maydanoz, soğan, balık. Şey pul bu girmez. Balık. Bu toz mu gelir? Bu da biber yapacağım işte. Sen anlat ya ben anlatamıyorum. Pardon Fener balığı dedik en başta. Laos'tan harika bir kebap yapacak. Bu arada unutmayın Bedri Usta ilk defa. İlk defa yaptım. Bedri Usta kuzu dışında bir ürünle kebap yapıyor. Ben olsam sonunu izlerim. Bakalım sonunda bu yılların Bedri Usta'sının balık kebabı dağılacak mı? Şişte mi kalacak?
Abi balık da var ya, bir şey söyleyeyim. Macun gibi oluyor Ali Rıza. Vallahi oluyor. Mis gibi de kokla. Baba cihazları görünce ne hissettin Allah aşkına? Yemin ediyorum diyorum ki yavaya bok yedim. Ne bileyim. Hayır. Hangi malzemeyi ne koyacaksın, ne yiyorsun sonra bilmiyorum ki ben. Nerede pişireceğiz? Bunlar ne? Master Chef'e gideyim şimdi anlayayım başarım. Anlayayım değil mi? Şunu merak ediyor musun? Şimdi ben merak ediyorum daha doğrusu. Şimdi bizim... Çok mu koyacağız, az mı koyacağız? El ayarı göz kararı deneyeceğiz işte. Bu arada Surf and Turf'ün dibi. Şu anda kuyruk yağı girdiği için bu bir taraftan da Surf and Turf oldu. Surf and Turf ne? Şu abi. Deniz mahsulleriyle etin, yani balıkla sığır ya da kuzu, hayvansal bir ürünün birleşmesi. Abi tuz ver, tuz. Baba al. Bunun için şu an okula gitmek lazım. Ne kadar dersin? Koy, hepsini koy ya. Tuzla koy. Tuzlu olsun anasını satın. Baba, tuz olsun. Etkeni büyüktü mü kebapta? Aslında tuz yiyem ama yiyemezsen daha iyi de. Aslında şu çorba sonra tuzu kaldırabiliyorsun. Kebapta? Tabii ben kebapçıda tuz olmaz masada ya. Yok, masada demiyorum. Şeyin içinde diyorum. Tuzsuz olur mu ya? Tuz. Yapışmaz. Başka. Etin ne kadar iyi olduğunun değeri var tabii ki. Kuyruk yağı. Et kalitesi ise çok değerli ama kuyruk yağı. Ve kesinlikle ve kesinlikle tuz kullanmak zorundayız kebaplarda. Abi, o benim bildiğim bir şey. Biz Bedrus'ya Master Chef'te bir de Master Class yaptık. Bununla alakalı bayağı da tartışma yaptık. Değil mi? Tabii. Bu biber meselesi. Kebaba biber girer. Ne biberi? Bu biber. Ya tabii kökmeli girmez olur mu ya? Bu bir pici ya. Koymuyor lan. Ya ne anlıyor bana? Boş versin bana. He? Vallahi boş versin. Vallahi mi diyorsun? Kırmızı toz biber. Başka malzeme istiyor mu baba bu? Evet, tamam abi. Yeter mi? Kebaba bu kadar. Normal kebap yapsam bunu atıyorum. Hani etten de yapsam böyle. Şu an mesela ben Adana kebabı nasıl yapacağım? Ben öyle yaptım bağlı. Doğru mu? Ha. Malzemeleri bir daha söylüyorum. Yarım baş soğan, 2 diş sarımsak, yaklaşık yarım bağ maydanoz, yaklaşık 400 gram Laos balığı koydu. Ondan sonra tuz yeteri kadar diyoruz. Kuyruk yağı koydu. Kırmızı toz biber koydu. Su. Bir kabada su koy getir Bedrus'a. Şimdi en çok merak ettiğimiz şey, bakalım bu şeyde durduğu gibi duracak mı? Ette durduğu gibi duracakmış işte. Bir de bu var, hadi buyur. Ya bu var ya, baba. Tutmazsa kendimi burada aşağı atarım ya. Lan hadi beni mahcup etme. Lan, etmez lan, abi, senin gibi bir adamı kim mahcup edecek? Şimdi bayım, hadi. Vallahi oldu abi. Dur abi, dur. Yemin ediyorum oldu ya. Balığın kebabı geliyor. Bana bak, beğenirsen dükkana da koyarız bunu. Şöyle herkes geldi isterim ki. Vallahi isterim. Hele bir de sen buradan sonra değil mi? Yemin ediyorum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yer şu. Bitti abi. Oldu abi. Hemen dolaba gönderiyorum. Dolaba dur. Var ya, bir şey söyleyeceğim. Eğer tutarsa koyar mıyız Bedrus? Koyarız. Of, var ya çok güzel. Laos'tan kebap. İnanılmaz olur abi. Baba, bir tane de bundan acıl istiyorum. Yok dur, ben şimdi de terbiyeli yapacağım. Bu normal yaptım. Bir terbiyesi yapacağım. Dur. Şu şimdi bunu... He! Bir de o normal balık kebap. Bir dakika, evet. Dolaba atın. O normal, evet. Balık kebap. Evet, şimdi bir de bu terbiyelisi. Şimdi terbiyesinin içine... Terbiyesinin içine ne giriyor? Terbiyesinin içine sadece pul biberi, kuyruk yağı, balık koydum. Bir de tuz. Tamam. Bu terbiyenin içine soğan, sarımsak, maydanoz, kuyruk yağı, kök biberi, bir de balık. Evet, tamam. Ne balıydı? Bu da terbiyesi. Laos balığı. Tamam. Şimdi biraz daha acı yapalım mı? Şimdi şey geliyor, terbiyelisi geliyor. Yemin ediyorum. Bu daha güzel olur. Vallahi mi diyorsun? Vallahi bu daha güzel olur. Ya abi güzel görünüyor. Ya şişirsen abi bir tane. Abi verdim ya, bu ne abi? Abi sen mi bağıracaksın ya? Biraz da biz bağıralım müsaade. Doğru. Vallahi ya. Balıktan kebap taktı abi adam şişe ya. Daha ne diyeyim ben ya? Bak, hop. Alkışlıyoruz Bedrus'a. Bravo! Aslında biz seni kızdırmak için koyduk ya bunları. Ortaya yemek çıktı. Evet ya. Bir tutarsa koyuyor muyuz dükkana? Abi öyle değil bak, Adana'da bak, şuna bir... Dur, tamam. Yok, bir şey anlatacağım, bir şey bak, bir şey anlatacağım ya, valla. Pozitif diye bir küfür var, bak pozitif. Ne diyor o? Pozitif küfür şu. Şimdi Adana'da bir tane kadın taksiye biniyor. Taksiye binerken de tesadüf şoför telefonla konuşuyor. Diyor ki arkadaşına, işte Ahmet akşam Bedrus'a yemek yemeye gidelim mi? Lan koşuyor. Değil mi? Ha, öyle diyor. Adam öyle diyor. Sonra diyor ki ya Mehmet de gelsin mi? Ya o gelmesin. Ya Cengiz gelsin lan. Böyle bu pozitif bir küfür. Abi diyor ki ya bir tane dua çeker misin diyor. Bir diyor ki dua sahibi kim diyor. Benim ablacığım diyor. Ya sen adam bir tasvip bindiğimde bir küfür diyor. Ne terbiyesiz bir adam diyor. Tamam ama şimdi diyor.
Allah seni de bilir. Bip, 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 bip. Balıktan yaptığımız kebaba bakacağız. Balık kebabı, ya şöyle bir şey vardır. Yani balık kebabını gerçekten pişirmek çok zor. Pişirmeyi bırak, takması da zaten bir şey, bir meziyet. Tadı, evet. Ya ben 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz zaten. Deniz mahsulüyle uğraştığım için tadını biliyorum. Yani biz bunun aynısını balık kokoreç olarak yapıyoruz. Böyle soğanlı, sarımsaklı. Tadını merak ediyorum. Tabii kuyruk yağı girdiği için şişteki refleksini merak ediyorum. Yani nasıl pişecek, o benim için çok önemli. Dökmeden ben bunu pişireceğim abiciğim. Gidelim Şef Mehmet Yalçınkaya'ya diyelim ki ne? Sen bana tuzak hazırlamıştın ama sen bana yapabilir misin? Yaptım kardeşim. Buyurun, buyurun. Hiç kapatmıyorsunuz, aynı şekilde masaya gidiyoruz. Gel. Hiç aynı şekilde masaya geliyor. Abi al, 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 al. Oo. Al, abi al, al. Getir bakalım. Çatala gidelim misin arkadaşlar? Bir sivukopu ya. Mithat Usta nerede Mithat Usta? Balıktan bir kebap oluyor mu ona bakacağız. Ben de yiyeceğim tabii. Adana kebabından güzel oldu diyor ya. Bu terbiyelisi. Evet abi. Terbiyeli değil mi? Ben baktık yok sen ye. Ben yiyeceğim. Ben sana veriyorum ya. Sen bir usta olarak ne diyeceksin? Yanında roka vereceğiz. Tamam. Soğan vereceğiz. Tamam. Ve de bundan vereceğiz baba. Limon. Az bir şey deniyorum bak. Limona daha güzel oldu bu ya. Bak. Boşuna şef demem işte. Bak limona daha güzel oldu bak. Şimdi acısı bir de böyle yiyor kardeşim. Acısı da yerinde harika. Aa bu limon da ince. Ben sana bir şey söyleyeyim. Efsane bir şey oldu. Limonla. Şefler bunu beğendi. Ben tek bunu beğendim. Bir daha geldiğinizde ben de isteyeyim. Ben ikinizden de yapacağım. Bakayım hangisi yiyeceksiniz. Büyük ihtimalle siz de bunu beğenirsiniz. Çünkü bu acılı macılı tam kebap gibi olmuşsa bu balık balık kokusu gelir. Balık kokusu gelmeli zaten. Evet. Çünkü burada balıkla sarımsak biraz önüne geçiyor. Evet. Sarımsak soğan önüne geçiyor. Burada balığı hissediyoruz. Ne zaman koyacaksın menüye? Hemen yarın. Şimdi tabii bu YouTube videosu ne zaman yayınlanır bilmem ama tarihe not düşelim bu arkadaşlarla beraber. Çok Bedri Usta bunu yaptığında biz yanındaydık. Samimiyetimle söylüyorum. Bedri Usta'nın kebabının bir tanesini yemez şuna zaman ayırdım ama yine de yiyeceğim bunu. Muhteşem bir şey olmuş. Senden de en yakın zamanda bu YouTube videosu ne zaman yayınlanır bilmem ama menüye girsin. Yayınlandığı an bu menüde olacak. Abi yarın koyacağım diyorum ya. Bu bir hafta sonra ya şey yayına girecek. Ben yarın koyacağım diyorum ya. Yarın kim gelse gelsin yesin. Abi de bizi bu MYK Gastro Arena'ya davet etti. Geldi bizi kabul etti. Teşekkür ederim babacığım. Sağ olasın. Allah razı olsun. Baba sana da teşekkür ederim. Arkadaşlarım hepinize sağ olun. Buraya çok güzel. Bir gün bizi ağırladınız. Allah razı olsun. Bedri Usta biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne yapmalı? Çok teşekkür ederim.